Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi, merkezde yaşayan görme engellilerin karşıdan karşıya geçmelerini kolaylaştırmak adına trafik lambaların bulunduğu bölgelere sesli sinyalizasyon sistemi kurdu. Görme engellileri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya talepleri doğrultusunda Ebu Feyiz Elçi Bey Caddesi'nde bulunan ADS kavşağındaki trafik lambalarına Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilk sesli sinyalizasyon sistemi yerleştirildi. İlk olarak şehir merkezinde hayata geçirilen sesli sinyalizasyon sistemi ilerleyen zamanlarda Aksaray'daki tüm trafik lambalarında hayata geçirilecek. Kavşakta yer alan sinyalizasyon sistemini deneyen görme engelli Yusuf İzzet Oğuz ve Ayhan Yumuşak, Aksaray'da böyle bir hizmetin yapılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyerek belediye başkanına teşekkür ettiler. Öncelikle Aksaray Belediyesi'ne bütün hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yıllar geçtikçe kaldırımlar düzelmeye başladı. Sesli ışığın gelmesi erişebilir bir Aksaray gösteriyor. Aksaray'ın bize bu sağlamış olduğu imkanlar sayesinde kimsenin kolunda gezmeden özgürce bir birey olduğumuzu hissedip istediğimiz yere, istediğimiz şekilde tek başımıza gitme özgürlüğünü veriyor. Belediyemize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Şimdi biz Sayın Haluk Şahin Yazgı'nın Yazgı'yla yaptığımız toplantıda bunu dile getirmiştik. O da hemen şeyi aradı, Ulaşım Müdürünü aradı. Biz bunun yani birkaç ay süreceğini düşünüyorduk. Ama böyle bir hafta içinde olması bizi çok şaşırttı yani. İstense şey çok hızlı oluyormuş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Beyaz Ay Derneği Başkanı Mustafa Kayıyan Erbaş ise bizim sesimizi duyan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibine teşekkür ederek şunları kaydetti. Bu kadar kısa zaman zarfı içerisinde bunu uygulamaya geçeceği konusunda pek şey değilim. Yani şüphelerim vardı ama Allah razı olsun. Yani Engelliler Haftası'nda başkanımızın ziyareti bizimle istişaresinden hemen bir hafta 10 gün sonra uygulamaya geçmesi açıkçası bizi çok memnun etti. Biz Beyaz Ay Derneği olarak zaten belediyemizin büyük destekleriyle gerçekten şehirde büyük ilerlemeler kat ettik ama arkadaşlarımızın mutluluğunu ben biraz önce yüzlerinde gördüm. Yani ben öncelikle belediye başkanımıza, ulaştırmadan sorumlu müdürümüze, diğer bütün ekibe ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Tabii bunları daha bir ben başlangıç olarak görüyorum. Aksaray şehir olarak da işin başındayız ama ilk kıvılcımı yakmak da bence en önemli şeydir. Ben böyle düşünüyorum. Bir inşallah 10 yıl sonra nasip olursa, ömrümüz olursa bir 15 yıl sonra aynı noktada inşallah buluşalım. Bugünkü başlangıç noktasıyla o zaman geldiğimiz nokta arasında nasıl bir fark var? İnşallah değerlendirelim. Allah ömür verirse ben daha iyi olacağına kanaatindeyim. Ve ben tekrar belediyemize de teşekkür ediyorum. Bütün engelli kardeşlerimiz için tabii ki sadece görme engellileri değil, ilerleyen süreçte onlar için de erişilebilirlik adına daha yapılacak da çok işimiz var. İnşallah yolun başındayız. Ve ben bu konuda da belediye başkanımızın da yine bize destek vereceğini konusunda şüphem yok. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, vizyon projelerini tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Kapalı Çarşı. Çalışmalar tamamlandı, Kapalı Çarşı yepyeni bir görünüme kavuştu. Kapalı Çarşı esnafları ise yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Eski görüntüsüyle Aksaray'a yakışmayan Kapalı Çarşı, Başkan Yazgı'nın hazırlattığı yeni proje ile tertemiz, pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuldu. Kapalı Çarşı yeniden canlandırma projesiyle granit, bazalt, zemin döşemesi yapıldı. Dükkan önlerinde bulunan kolonlara da kompozit, kaplama ve aydınlatma yapılarak daha estetik bir Kapalı Çarşı görünümü kazandırılmıştır. Bu durumdan oldukça memnun olan vatandaşlar ise Başkan Yazgı'ya çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Kapalı Çarşımız düne oranla çok daha güzel oldu. Çarşının tabanının fayanslarını değiştirdiler. Eskiden daha küçük küçük kısım mıydı, aralarına pislikler, tozlar doluyordu. Bunu giderdiler. İlaveten bir güzellik daha oldu, onu da söyleyeyim. Demirlere saçlar giydir
met suretiyle orayı bir güzelleştirdiler. İlahi oraya sigaralık yerleştirdiler. Bir de taban tarafına çiçek yerleştirdiler. Havaların ısınmasıyla birlikte Hürriyet Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise Hürriyet Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin birçok bölgesinde asfalt çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Şehrin muhtelif yerlerinde çalışan ekipler altyapısı tamamlanan Hürriyet Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Yapılan incelemeler sırasında Hürriyet Mahallesi Muhtarı Yavuz Yılmaz Başkan Yazgı'ya çalışmalarından dolayı teşekkür ederek şunları kaydetti. Başkanımıza, ekibine, başkanımıza, bütün Fen İşleri personeline, müdürlüğünden başkanına kadar, çavucuna, herkese çalışıp sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başkanımızın hizmetlerini devamını bekliyoruz inşallah Hürriyet Mahallesi. Başkanımızın mahallesi diyecek bir şey yok. Başkanımızın mahallesi, Hürriyet Mahallesi sizin mahalleniz. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise çalışmaların gece gündüz devam edeceğinin bilgisini verirken sıcak asfalt çalışması yaparak yollarımızı daha güzel ve kullanışlı halde vatandaşlarımızın ulaşımına sunmayı hedefliyoruz dedi. 8 tane tabii mahallemiz var. Biz ilk göreve başladığımızda önce kenar mahallelerden başlayarak dedik hizmetimizi sunacağız. Ve Hürriyet Mahallesi de ilk başladığımız mahallelerdi. Tabii o zaman yol üzerinde evler olduğu için biraz gecikmeli olarak yaptığımız çalışmalar vardı ama elhamdülillah onları tamamladık ve bu sene de işte şu anda sokak arasındayız. Belki de yıllardır hiç gelinmeyen yapılmayan bir şey hizmet. Burada gerçekleştiriliyor, yapılıyor. Dolayısıyla buradaki amacımız şu, burada yaşayan, Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan bütün vatandaşlarımızı, halkımızı çamurdan önce ayağını kurtarmak, tozdan topraktan kurtarmak, sonra yaşadığı yerde mutlu olacağı, seveceği bir şehir oluşturmak ki şehrin birçok noktasında bu seviyede bu güzellikte asfaltlar atılıyor. Hürriyet Mahallesi'nde bu şekilde kavuşturmuş olduk asfalta. Şimdi burada ekiplerimizle de konuştuk. Bakın Ramazan ayı 4.30-5 daha devam edecek ekipler çalışmaya. 6'ya kadar devam ediyor. Yani hiç durmak yok. Oruç zamanı da olsa, şey de olsa son sürat devam ediyor çalışmalarımız. Ben de muhtarımızdan memnunum. Teşekkür ederiz. Güle güle kullanın. Ben de ekibime teşekkür ediyorum. Tabii. Her birine, başkan yardımcımdan, müdürüme, şeflerimize, tüm çalışanlarımıza teker teker teşekkür ederiz. Sıcağın altında, Ramazan ayında zordur bu işleri yapmak ama biz sizlere, biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın göreve gelmesiyle başlayan Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğu mahalle iftarları yoğun ilgi görüyor. Aksaray Belediyesi'nin Ramazan dolayısıyla mahallelerde verdiği iftar yemeğinin bu kez adresi Bedir, Muhtar, Bayram Baba, Kalanlar ve Zafer mahalleleri oldu. Aksaray Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar yemeğine 7'den 70'e yüzlerce mahalleli katıldı. Bedir Muhtar, Bayram Baba, Kalanlar ve Zafer Mahallesi'nde düzenlenen iftara Belediye Başkan Vekili Süleyman Can Bulut, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve 7'den 70'e yüzlerce vatandaş katıldı. İftar sonrası okunan duaların ardından vatandaşlar düzenlenen iftar programı için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ve Aksaray Belediyesi'ne teşekkür ve selamlarını ilettiler. İftar programında Belediye Başkan Vekili Süleyman Can Bulut kısa birer konuşma yaparak Ramazan ayının dünyayı ve tüm İslam alemine barış, sağlık ve huzur getirmesini diledi. Aksaray Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Belediye başkanımız il dışında olduğu için katılamadı. Yerine ben başkan vekili olarak katıldım. Hepinize selamı var. Burada belediye başkan yardımcılarımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz var. Hep birlikte Ramazanınızın, iftarınızın kabul olmasını, ibadetlerinizin kabul olmasını diliyorum. Hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Vatandaşlar belediyenin beyaz masa birimine müracaat ederek isteklerini dile getirdiler. Yetkililer vatandaşların isteklerini incelenerek değerlendirileceğini ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi. Aksaray Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında organize edilen Ramazan Sokağı etkinlikleri dolu dolu geçiyor. Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan Sokağı programları 7'den 70'e tüm Aksaraylıların ilgi odağı oldu. Ramazan ayının tüm güzelliklerini ve maneviyat içerikli programların yer aldığı Ramazan Sokağı'nda her gün farklı etkinlikler yer alıyor. Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 3000 vatandaşa sosyal yardım kart dağıtan ve mahalle iftarları düzenleyen Aksaray Belediyesi. İftardan sonra da Kültür Park Amfiteyatro'da kurulan Ramazan Sokağı'nda düzenlemiş olduğu etkinliklerle Ramazan akşamlarını güzelleştiriyor. Her akşam iftardan sonra tüm Aksaraylıları Ramazan Sokağı'nda buluşturan Aksaray Belediyesi, tasavvuf konserleri, hacivat karagöz oyunları, kukla, illüzyon gösterileri, orta oyunları, bunun yanında çocuklar için de çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Her gün farklı etkinliklerin düzenlendiği Ramazan Sokağı'nda tüm etkinlikler ücretsiz. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.